Çok kıymetli Genel Başkanım, aziz Türk milleti, hepimizin bayramı kutlu olsun. Mumcuoğlu hanımefendinin anlattıklarından ve daha önce çocuk bayramın için ilan edildiğini anlatan yine değerli konuşmacımızın anlattıklarından bu bayramın niçin çocuk bayramı olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bunu anlamayan çünkü siyasi liderler var maalesef. Hani Atatürk hata yaptı diyecek kadar haddini aşanlar var bugünlerde. Onun için bu Atatürk meselesinde hani gerçek Atatürkçü kim bunu anlamak için bizim bir turnusola ihtiyacımız var. Bu turnusol Profesör Doktor Haydar Baş ve onun Hoş Geldin Atatürk kitabı ve orada ortaya koyduğu ölçüdür. Nedir o? Kim ki dini kendisine maske yapıp Atatürk'ü dinsiz ilan ediyorsa o zaten Atatürk düşmanı ve aynı zamanda din düşmanıdır. Kim ki Atatürk'ü maske yapıp dine ve dindara düşman gözüyle bakıyorsa aslında o da hem Atatürk'e hem dine düşmandır. Bu gerçeği unutmayalım. Ve Atatürk'ün temel fikirlerinin 4 tane ayağı var. Bu 4 ayaktan birini ihmal eden Atatürk'ü anlamamış demektir. Nedir o? Birincisi kuvvayı milliye. Yani kuvvetini milletin imanından, sade dindarlığından, ruhundan, tarihinden alan ve aynı zamanda onun millet olarak, Türk milleti olarak savaşkan ve atılgan bir cesametinden alan bir Atatürk. Ve sadece millet beni istiyor diyen bir anlayış değil. Bugün değil mi? Milleti diline dolayanlar, millet beni seçti. Ben istediğimi yaparım. Hayır. Atatürk diyor ki milleti millet yönetecek. Millet. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devredilemez, bölünemez. Anayasalar bunun için yapılıyor. Onun için egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunun ispatı nedir? Milletin bütün fikirleriyle, bütün renkleriyle, bütün güzellikleriyle temsil edildiği bir meclis ve yasama, yürütme, yargı merciğiyle kuvvetler ayrılmasına sahip bir rejim anlayışı. Şimdi üçüncü sacayane Atatürk'ün müdafaa-i hukuk, yani vatanı bir bütün olarak gören, Kıbrıs'ı da vatanın bir parçası gören, ne diyor Atatürk? Kıbrıs'ı kaybedersek savunma hattımızı kaybederiz. Vatanı bir bütün olarak görecek. Yani karnımızın doyduğu yer vatandır diyenler bugün nerede? Vatansız geziyorlar, nerede olduklarını bilmiyoruz. Demek ki müdafaa-i hukuk milletin bütün bir misak-ı milli çerçevesi içerisinde vatanın savunmasını savunmak ve yapmak. Ve dördüncü ayağı ne? İşte o partimize adını veren istiklali tam bağımsız Türkiye anlayışı. Yani bu anlayıştan mahrum. Bu anlayışın üstüne siz sanayi, bu anlayışın üstüne siz çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı ve onları aşmayı koyabilirsiniz ama bu 4 ayağı hiç aklınızdan çıkarmayın. Şimdi buna karşı olanlar sadece maaşı kesilen müftü ağlamıyor. Buna karşı olanlar ağlıyor ve buna karşı olanlar düşman. Kim düşman? Bu sözü ben daha üniversite birinci sınıf öğrencisiyken çok kıymetli Genel Başkanımız Haydar Baş hocamızdan duymuştuk. Aslında Türkiye'deki dindar cumhuriyetçi kavgası ya da Atatürk hani dindar dinsiz tartışması gerçek bir tartışma değil.
kavga saltanatla cumhuriyet arasında diyor. Ben şimdi çok geçmişe dalmadan Osmanlı iki kere çalınmış zaferdir diyorum. Nasıl Hazreti Ali'nin hakkı Sakife'de çalındıysa Anadolu'yu gerçekten yurt yapan Hacı Bektaş evlatlarının aslında sultanlığı, manevi sultanlığı Osmanlı saltanatıyla çalınmıştır. Birinci hırsızlık budur. İkinci hırsızlık, İstanbul fethedildi diye seviniyoruz ama İstanbul fethedilirken Bizans ruhu içimize girdi. Bunun çok uzun tartışmalarını yapabiliriz ama sadece Ehl-i Beyt soyundan, Hacı Bektaş soyundan gelen Aşık Paşazade tarihine ve Elvan Çelebi'ye baktığımızda görürüz ki aslında İstanbul'un fethinden sonra Türkler bu coğrafyada üvey evlat oldular. İspatı mı? Devşirmeyle Bizans ruhu, azınlıklar devlet yönetimine geldiler ama bu devlet maalesef kendi evlatlarını dergahlarda boğdu. Yani o meşhur Alevi-Sünni kavgası bu coğrafyada hiç eksik olmadı. Şimdi Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, işte Hacı Bektaş'ın bu coğrafyada İslam'la mayaladığı ve hepsini Türk yaptığı milletin yeniden hükümranlığı eline almasıdır. Onun için Atatürk'e düşman olanlar Ehl-i Beyt'e düşmandır. Atatürk'e düşman olanlar bu manevi yola düşmandır ve Atatürk'e düşman olanlar Türk milletine düşmandır. Kurtuluş Savaşı'nı verirken bu coğrafyada nüfusun yarısının azınlık olduğunu, Rum olduğunu, Yahudi olduğunu, Hristiyan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani mübadeleyle beraber, Lozan Tapu Senedi ile beraber bu coğrafya yeniden Müslüman Türk'ün oldu. Tabii ki adam ben Rum'um, ben Yahudi'yim, ben Hristiyan'ım demek yerine ben dindarım dedi. Kendini sarığa, cübbeye sardı ve din adına Atatürk'le mücadele etti. Onun için imtiyazlarını kaybeden ve askere girmemek için sözle, bu arada Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey salona geldiler. Hoş geldin Atatürk diyen, Atatürk vatandır diyen, Atatürk bayraktır, Atatürk bağımsızlıktır diyerek Türk milletini kardeş yapan bugünün Hoca Türk'ü, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Bey teşrif ettiler. Hoş geldiniz Genel Başkanım. Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli ve en güçlü ilim adamı, tüm projelerin kaynağı, milli ekonomi modelinin mimarı, dünyada ve Türkiye'de ekonomiyi en iyi bilen lider. Hoş geldin Hoca Türk. Çok muhterem Genel Başkan, hürmetle selamlıyorum, toparlıyorum. Bugünün asker kaçkınları gibi o günde askere gitmemek için hoca kılığına bürünen, babadan oğula hocalığı tevarüs eden ve çürümüş, sözde artık tarikat, tasavvuf ocağı özelliğini yitirmiş ve kendi vakıf imtiyazlarını, arazi imtiyazlarını korumak isteyen güçlerin sözde dindar gözükerek yürüttükleri mücadeleyi İngilizlerin pışpışlamasıyla yaşadığımız
100 yıllık bu kavgayı bitiren Profesör Doktor Haydar Başbey ve onun ortaya koyduğu tezler ve fikirler bugün yeniden bu coğrafyada oynanan oyunu bozacak. Oyun o kadar büyük ki sadece şunu değinmeden geçemeyeceğim. Bugün sözde dindar olanlar bu ülkede son 20 yıldır çareyi kimden aradılar? Amerika'dan aradılar, kendi devletlerinden değil. Çözümü kimden aradılar? Avrupa Birliği'nden aradılar. Bugün maalesef bu zihniyet bu ülkeyi yönetiyor. Gerçekten bugün tepe taklak olmuş bu ehramı ayakları üstüne yeniden oturtacak lideri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.